net değil ama hani sana söyleyebilirim. Buradan gazetecilik yapmaya niyetim var. Yani hani Türkiye'den verilemeyen sesi buradan vermek gibi bir niyetim var şimdi. Onun kaşıntısı bastı. Ve yakında öyle bir şeyle çıkacağım ortaya. Türkiye'de elimizi kolumuzu bağlı koşullarda yapmaya çalıştığımız şeyi burada elimiz kolumuz bağlı olmadan yapma gibi bir niyetim var ve bunun potansiyeli olduğunu görüyorum burada. O yüzden de yani çok sayıda gazeteci işsiz, bir sürü kaliteli arkadaşımız kapının önüne konmuş durumda. Gerçek ortada yazılamıyor. Yani sadece şu dünkü şeyden, skandaldan hani ortaya saçılan e-mail yazışmalarının hiçbir yerde yayınlanmamış oluşuna bile bakınca nasıl ağır bir susturulma baskı ortamı olduğu anlaşılıyor. O zaman buradan ses verelim dünyaya. Çünkü sonuçta nerede olduğun önemli değil, ne yazdığın, ne söylediğin önemli. Bunun arayışındayım ve bunu yapacağım. Yeni bir medya mı kurulur? Evet. Dijital mi, basılı mı, nasıl? İşte onun koşullarını arıyorum. Yani tabii ki Türkiye'deki okura, izleyiciye ulaşmak istiyorum. Yani ve bunun olabileceğini de gördüm yani buradan. Yurt dışında Türkiye'li okur ve izleyiciye yönelik bir medya kurmanın altyapısı üzerine çalışıyorsun, evet, şu anda. Evet, üzerine çalışıyorum. Yani bütün şeyle, gazetecilerle yani hani Türkiye'den ve belki yani özgür medyaya inanan insanlarla bir arada ne yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Ve hani bir şey yapmanın da çok mümkün olduğunu gördük yani. Yani geldiğim gün bunun şeyi vardı kafamda zaten yani. Çünkü yani susamayız yani. Hani bir alternatif bir köşeye çekilip kitap yazmak ama şu anda hakikaten o şeyde hissetmiyorum kendimi. Dolayısıyla yani hani inatla bir Murat'mış derler ya, yani ben her koşulda yazmaya, çizmeye devam edeceğim. O yüzden yani hangi yolda ulaşabilirsek o yolda ulaşmanın yollarını arıyoruz yani. Geleneksel basılı... Yok, daha modern bir şeyle ulaşmanın şeyleri. Yani birkaç hassasiyet var. Bir, tamamen bağımsız olması. Yani her tür kuruluştan, her tür şeyden. İki, çok geniş bir kitlesel şeye dayanması, yani tabuna dayanması, bunun şeyin ihtiyacını hisseden kitlelerin desteğini alabilmesi. Üç, meslektaş dayanışması, yani Türkiye'deki zor durumdaki ya da işte işsiz kalmış meslektaşlarımla dayanışma içinde. Ve dört, tabii hani yazılamayan, söylenemeyen gerçeğin daha rahat yazılıp söylenebileceği bir ortamın yaratılması. Bir takvim var mı? En kısa zamanda açıkçası. Yani hani böyle tam sabırsız vaziyette hani pişirme şeyinde. Ya buraya ofisten geliyorum, öyle söyleyeyim sana. Berlin'de bir ofis var. Evet. İsim var mı? İsim de çıkacak yakında. Ama yani daha önce ne yaptıysak o yani yaptıklarımızı, yapacaklarımızın garantisidir diyeyim yani. Daha önce ne şey edindiysek yani yazılı, görsel basından ne deneyim edindiysek hepsini içine koyabileceğimiz mecra oluşturmaya çalışıyoruz. Biz dediğin burada... Biz dediğim yani şey, meslektaşlar, öyle söyleyeyim yani sadece burada değil yani Türkiye'de de meslektaşlar yani bir arada yapacağımız bir şey.